Dım 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 dım. İşte beklediğiniz video geldi. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Daniela. Kendi kanalımda böyle makyaj, vlog, kendimden, sizden her şeyden bir parça alıp video çekmeye, üretmeye çalışıyorum. Umarım bu videomu da keyifle izlersiniz. Ne zamandır beklediğiniz video diyorum çünkü bu koleksiyonu aldığımı Instagram'dan paylaşmıştım. Ondan beri bütün YouTube videolarımın altına, Instagram gönderilerimin altına nerede diye yazıyorsunuz. Video çok istendi. O yüzden ben de uzatmadan hemen çekeceğim. Şöyle göstereyim. Beelies'in yeni yaz koleksiyonu. Hepsini gün ışığında çektim. Çok güzel görünüyorlardı. Hiç yüzümde denemedim. Video akışında o gün ışığı çekimlerinde şuraya bir yerlere koyacağım ki iyice net görelim. Tek marka Beelies diye daha önce izlemediyseniz bir videom var. O da bayağı sevilmişti. Beelies ürünlerini ben genel olarak seviyorum. Uygun fiyatlı, demek ki gerçekten güzel ürünler yapılabilirmiş dedirten bir marka. Mesela Wet n Wild da bize öyle dedirtiyordu. Beelies de çıktı. Hoş, bu markalar çoğalsa ne güzel olur. O yüzden içim çok kıpır kıpır böyle markalar deneyince, çünkü sizin de seveceğinizi biliyorum. Uygun fiyatta hepimize uyan bir şey. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Ten makyajımı yaptım. Birazcık kapatıcı fondöten sürdüm. Hafif de pudra geçtim. Dudağımı da nemlendirdim. Geldim. Pudra geçmemin sebebi de uygulayacağımız bütün ten ürünleri toz. Hani yapışmasını, dağılmasını güzel görelim diye yani zeminimi taş gibi hazırladım. Sevdiğim ürünlerle yaptım. Bundan sonrası artık buradaki ürünlerde. İlk olarak bronzer'dan başlayacağız. Bunların görüntülerini o kadar güzel yapmışlar ki, ama şunu söyleyeyim, bana siz de yorumlarda yazdınız. Bu ürünleri alanlar sakın online'dan almasın ne yazık ki. Neden Daniela derseniz, çok çok yumuşaklar. Kremsi yani. Bronzer mesela üstüne şöyle basarsınız, o kaymak gibi orada eriyecek gibi. Kargoda tak 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 şöyle olunca biliyorsunuz bunlar un ufak oluyor. Ya yani en iyisi sizin gidip görüp almanız. Orada zaten tester yok, deneyemezsiniz ama ben sizin için deneyeceğim. Beğenirseniz en yakın gratis'e gidin maskenize. Hemen kasanın kenarında zaten. İsterseniz alıp dönün ama online'dan alıp çöpe atmayın mı diyeyim artık, ne diyeyim. Koleksiyondaki her şeyi aldım. Bir tek ne almadım derseniz ruj almadım. Çünkü ben de biliyorsun bir sürü ruj var ve dedim ki ruju ne kadar farklı yapabilirler. Renkleri de bana çok hitap etmedi. Parayı çöpe atıyormuşum gibi geldi. Hani yani siz de onları görmek istemezsiniz bence diye. Yatırımımı bunlardan yana yaptım. Ya bunlardan iki tane alıp ruju alacaktım. Ya da bunların hepsinin tamamını alacaktım. Ruju almayacaktım. Benim içime böyle daha çok sindi. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve önce bronzerle başlayalım. Şu ambalajın görüntüsüne bakar mısınız? Dizaynı gerçekten çok güzel. Su yeşili yapmışlar. Arkasını da şöyle göstereyim. Hepsi deniz temalı. Bu da dalga esintili. Böyle dalga dalga yapmışlar. Bence şu su yeşili ve şeffaf olması, ayrıntısı falan çok güzel. İlk olarak şu koyu renkten alacağım. Bakın tozutmayı. Görüyor musunuz? Bayağı tozutuyor. Çok yumuşaklar. Önce bir mat uygulayacağım. Işıltıları bir dahil etmeden bakalım nasıl görünüyormuş. Şöyle bronzer gibi uyguluyorum. Karıştıra karıştıra. Wow, çok güzel değil mi ben? Psikolojik mi şu an öyle görüyorum? Çok güzel olmadı mı? Kontür ve bronzer gibi o geçiş sanki buraya da yansıdı. Allah Allah. Bu tarafıma da bütün renkleri karıştırıp uygulayayım diyorum ki nasılmış görelim. Bir şu koyudan alıyorum. Açıktan da şöyle bütün renkleri karıştırıyorum. Sağ tarafıma da bütün renkleri karıştırarak uygulayacağım. Ben tatilden sonra çok bronzlaştım. Hatta bu bronzlukla birlikte yaptığımız ilk makyaj. Umarım güzel görüyorsunuzdur. Işığı da değiştirdim. Daha makyajı net görün diye sarı ışık kullanmaya başladım. Umarım... Yani bütün felaketler bu videoda birleşmez. Bütün güzellikler bu videoda birleşir ve çok güzel bir sonuç çıkar. Size memnun kalırsınız. Ben bronzer'ı çok sevdim. Şunu anladım ki yani ha açık rengi karıştırmışsınız ha koyu rengi. En iyisi pıt 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 şöyle hepsini almak. Böyle ayrı ayrı uçtan alayım falan deyince olmuyor. Bence bütünleşince güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Birazcık da şöyle burnumdan geçeceğim. Hani burun beyaz beyaz ortada sırıtmasın diye. Çok koyu bir bronzer değil bakın. Bir fırt aldım tüm burnuma yetti. Yani böyle lamp diye orada kalıp dağıtmak için saatlerce uğraşmıyorsunuz. Kıvamı nasıl yumuşaksa dağıtması da o kadar yumuşak. Yani koyun
Hani böyle acele etmeden hafif hafif dağıtırsınız, asla oraya yapışmıyor. Ama tabii ki ben her zamanki gibi en çok aydınlatıcıyı merak ederim. Ama aydınlatıcıdan önce sırada allığımız var. Allık, böyle de allık, böyle de dizayn yapılır mı diyor. Şu deniz kabuğuna bakar mısınız? Ben böyle şeylere bayılırım. Yani gerçekten hani biz uygun fiyatlıyız, tasarıma özen göstermeyelim diye çirkin dümdüz sadece şunu da çıkarabilirdi ve biz yine gidip alırdık çünkü uygun fiyatlı diye. Ama ona rağmen böyle güzel yapması, böyle güzel ambalajlar. Ambalajı da bu arada plastik ama Wet'n Wild'in gibi pat diye elimde kalacak bir hissini vermiyor. Böyle kapak sıkı yani. Şunun görüntüsüne bakar mısınız? Yine ortadaki sadece aydınlatıcı gibi uygulanabilir. Yandaki ama bu sefer de şey mesela hani hangi allık fırçasıyla şu kenarları alacaksınız? Bazıları öyle deniyor mesela, ben diyorum ki nasıl ulaşacağız ona? En iyisi tabii bunları şöyle karıştırarak usulen uygulamak, öyle yapmışlar diye. Sevdiğim bir allık fırçasını aldım. Şöyle hepsini karıştırıyor. Tozutmayı görüyorsunuz. Bunlarla makyaj yaparken en iyisi kıyafetinizi sonradan giymek. Özellikle beyaz gömlek falan giyiyorsanız mesela işe giderken önce makyajı yapın, hani atletinizde falan, sonra kıyafetinizi giyin derim ben. Üstünüz batabilir. Toz taneleri üstünüze yapışabilir. Allığımı fırçamı aldım. Hafif gülümsüyorum şöyle bir. Şimdi kenarlardan biraz almaya çalışıyorum. Azıcık daha hani renk görelim. Oo. Gözenek probleminiz varsa çok da seveceğinizi bildiğiniz, çünkü ortadaki aydınlatıcıyı yüzümüze sürüyoruz. Hani benim cildim bebek gibi, ben beyaz tenliyim, çok hafif şeftali ışıltılı bir allık arıyorum derseniz alın. Evet, dizayn falan daha güzel ama bence rengi bir tık daha baskın yapabilirdi ki hepimiz hani kullanabilirim. Çünkü koleksiyon ürünü, tek bir ten rengini mutlu edecek şekilde yapmasaydı daha iyiydi, biz de kullanabilseydik. Ama beyaz tenliler ve gözenek problemi olmayanlar bakabilir. Veya benim gibi makyaj koleksiyonu var ve deniz kabuğuna hayranım diyenler de böyle kullanabilir diye düşünüyorum. Benim çok kullanacağım bir allık değil. Hani biliyorsunuz ben her zaman dürüstüm. Çok elim gitmeyecek. Birincisi şu gözenek. İkincisi rengi zaten görüyorsunuz, çok belli olmadı. Tabii bir de ben bunu kışın denerim. Şimdi tatilden geldim. Tenim çok koyulaştı, çok bronzlaştım. Deniz, güneş kremi falan gözenekleri de biraz açıyor. O yüzden kışın bir daha şans veririm ama çok elimin gideceğini sanmıyorum. Benim en merak ettiğim ve bence hepinizin de en merak ettiği bebek bu. Diğer hepsi su yeşiliydi. Bu böyle turuncu zaten. Aralarında bunu böyle patlatmışlar. Şunun görüntüsüne bakar mısın? Şöyle sevdiğim aydınlatıcı fırçamı aldım. Birazcık kenarlardan, birazcık da kabuğun üstünden alıyorum. Bu diğerleri kadar tozutmuyor diyecektim ki haldır uldur girince tozutuyormuş. Evet tamam. Bu da tozutuyormuş. Ama hevesimi asla kıramaz. Uyguluyorum. Wow. Görüyor musunuz? Tek bir fırçayla ve karşıdan aynadan öyle bir yansıyor ki şok içindeyim. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Çok iyi ve bakın o kadar ince ki asla içinde sim yok ve buğday tenliler falan çok severek kullanır. Mesela bence bunu da çok açık tenliler kullanamaz. Bendeki 945 başka numarası var mı bilmiyorum. Şuraya da aynı şekilde uyguluyorum. Wow, gerçekten kremsiye çok güzel dağılıyor. Burnumdan da biraz geçeceğim bakın. Şöyle şu burun kemiğime de azıcık getiriyorum. Şimdi burnuma sürdüm diye bana kızacaklar ama ben burnuma sürmeyi seviyorum. Birazcık da hadi çene severlerin hatırına şöyle bir çeneme kondurayım ki siz oradan yansımayı daha çok seveyim. Ben size bir şey diyeyim mi? Videoyu kapatın, gratis'e gidin, bunu alın. Yapacağınız şey şu an bu. Koleksiyondaki her şeyi ben sildim. Krem farı falan şu an hiç umurumda değil. Bunu net alıyorsunuz. Hemen bulun. 945. Şahane. Kışın da süper gider. Sadece şöyle allığımı sürdüm. Yoda aydınlatıcı gibiydi. Gözeneklerim ekstra çok büyümüş hissediyorum ben. Siz oradan öyle mi görüyorsunuz bilmiyorum ama karşımda ayna var. Buraya baktığımda şöyle dönüyorum ya. Şöyle bir top görünüyor buram. Gümüş renginde. O yüzden şöyle allık fırçamla biraz şu kısımları bir karıştıracağım. Göz için orada iki tane renk buldum ben. Daha var mı bilmiyorum. Bendeki 414 sandy rengi ve 994 numarası. Şöyle iki tane. Aslında baktığınız ikisinin rengi de birbirine benziyor. Ben bunlardan en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Şöyle tıpası var.
Hani lüks markalarda mesela Maybelline'den alıyoruz ve tıpasız ve çok kolay kuruyor. Adam krem far yaptım ve tıpamı koydum demiş, farkını koymuş ve bunu bu fiyata yapmış. Buradan Maybelline ve L'Oreal'e sesleniyorum. Şu tıpayı ama bu tıpayı lütfen siz de koyun. Gördüğünüz gibi bu kadar uygun fiyata şöyle bir tıpamız gayet koyulabiliyormuş. Bu 494 numarası. Hiç dokunmadım buna ama az önce kapağı ellediğimde kapak girdi ona. Şimdi ikinci 410 numaralıyı gösteriyorum. Bunda da aynı şekilde tıpa var. İkisini size şöyle yan yana koyayım ki yani renk farkını daha iyi anlayın. Biri tamamen turuncumsu, biri pembemsi. Ya dış kısımlara mecbur bunu süreceğiz. Aslında benim ten rengime şu an bu daha gider, bronzlara bu daha yakışır ama ben ikisini de göstermek istiyorum. Biliyorum, biliyorum çok yakışmayacak ama deneyeceğiz, yapacak bir şey yok. Önce şu pembeyi parmağıma alıyorum. Bakın şöyle başta çok yumuşak değilmiş gibi hissediyorsunuz ama dokundukça eridiğini fark ediyorsunuz. Far çok ıslak. Bakın Maybelline Color Tattoo'ları denediyseniz asla onun kıvamında değil. O böyle tortulu bir kıvamdır. Hani böyle kapatıcıya sürüyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Bu bildiğiniz likit bir şey sürüyormuşum gibi ve parlaması şu an efsane değil mi? Çok sevdim. Ya inşallah eğer beğenirseniz ve giderseniz alırsanız istediğiniz her şeyi bulursunuz. Hani gittik bulamadık çok heveslenmiştim demezsiniz. Bir sürü getirmişlerdi ve herkes bulur. Bazen yazıyorsunuz çok istemiştim bulamadım diye koleksiyon ürünlerine. Ben de çok üzülüyorum o yüzden. Ya bakar mısınız? Bu kadar ıslak hiçbir markada ben görmedim. Geçen sene mesela jeli, geçen sene ya daha iler önce Wet n Wild'da da denemiştik. Asla böyle değildi. Bayıldım. Bilis lütfen bunun bütün renklerini çıkar ve bunları kalıcı koleksiyon ekle. Sen bence krem farı bayağı iyi yapmışsın. Şimdi bu krem farımı yine bu sefer de yüzük parmağıma alıyorum. Yine aynı kıvam. Kıvamda hiçbir değişiklik yok. Başta sert. Parmağınızı gezdirdikçe onun böyle nemlendiğini hissediyorsunuz ve bayağı koyu görünüyor. Bildiğiniz bronz renginde. Bunu da şu dış köşelere uyguluyorum. Fırçamı aldım. Krem olduğu için o kadar kolay karışıyor ki hiç böyle beklemiyordum. İlk sürdüğümü birazcık daha sürüp şu iç kısımları patlatabilirim ama iki renge de bayıldım. Mesela bronz olan bu son sürdüğüm sanki kışın da hani daha severek kullanabilirsiniz gibi. Veya iş yerlerinde daha sade giderseniz ama ben ne olursa olsun böyle ıslak ıslak bunu hep süreceğim derseniz de bu 410 numaralıya da bayıldım. Gerçekten evet güzel çıkacağını biliyordum çünkü BLUİS'i seviyorum ama bu kadar güzel çıkacağını, krem farın, aydınlatıcını hiç beklemiyordum. Çünkü ikisi en zor olacaklardandı. Gerçekten bayıldım. Maskaramı sürüp hemen geliyorum, hemen. Maskaramı sürdüm geldim şu içteki rengi tazeleyeyim diye ama hani maskara bozulmasın hep fırçayla uygulayayım dedim ve o kadar yumuşak ki fırçaya çok güzel geliyor ve uygularken normal krem farlar asla bu kadar uygulanmaz. Fırçayla çok güzel oturuyor. Hatta elden bile şu an daha güzel sonuç aldım diyebilirim ıslak olduğu için. Sadece gösteriyorum. Sonra abartıyor falan diyenler de oluyor. Ben göstereyim. Artık bundan sonraki yorumu da lütfen siz aşağıya bırakır mısınız? Şimdi göz pınarlarımı da aydınlatıcıyla aydınlatayım. Kaşımın altında aydınlatayım. Geleyim rujumu süreyim. Göz pınarlarımı da aydınlattım. Geldim. Makyajımdan çok mutluyum. Elimde şöyle bir isim. Bende bir sürü ruj var. Başında dediğim şey buydu. Hani bende bir sürü ruj varken bir ruja daha para vermek istemedim. Yine yeni çıkan bir şeye deneyeyim. Sizinle belki almak isterseniz. Bu koleksiyon değil. Gidersiniz bulabilirsiniz. Bendeki 270, hayır 200 numarası. Başka şey okumuşum. Bu çift taraflı. Bir tarafı bildiğiniz klasik ruj. Şu tarafı da gloss yapmak isterseniz. Önce klasik tarafını uygulayalım. Önce klasik tarafını uyguladım. Şimdi arkasından glossunu geçeceğim. Sanki çok mu çiğ durdu? Ama içindeki renk ile bu ton gözüme güzel görünmüştü. Şu gloss'u geçince gloss çok güzel kokuyor bu arada. Bisküvi gibi. Makyajım bitti. Makyajın enerjisi direkt bana geçti. Kendimi çok iyi hissediyorum.
Özetle ne alıyorum derseniz bangır bangır aydınlatıcı lütfen 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 alın ve krem farlar çok güzelmiş. Gerçekten çok sevdim. Umarım sizin için faydalı olmuştur ve verebildiğim kadar bilgi verebilmişimdir ki paranızı doğru harcayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip kanalıma abone olup ve fikirlerinizi yoruma yazarsanız benden mutlusu olmaz. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.